Merhaba arkadaşlar. Size bugün kağıt kebabı sarmayı öğreteceğim. Elimizde olması gereken malzemeler. İlk malzeme kesilmiş, doğranmış et. Saman kağıdı. Bu da daha önce bakkalların zamanında peynir sardıkları peynir kağıdı. Tuz, karabiber ve kekik. Şimdi yapacağımız işlem bir de pamuk ipliği. Yorgan ipliği olabilir, pamuk ipliği olabilir. Şimdi sarmaya başlıyoruz. Eti dizerken mümkün olduğu kadar kemikler kağıdı delmeyecek şekilde diziyoruz. Üzerine karabiberini ve kekiğini atıyoruz. Tuzunu attık değil mi? Tuzunu attık. Tuzunu attık, karabiberini attık, kekiğini attık. Şimdi sarıyoruz. Bunu bu şekilde sarıyoruz. Sarması önemli. Çünkü içinde sulanacak. Sulandığı zaman suyun akmaması için kağıdın özel katlama şekline dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle şöyle yapabiliriz. Şöyle yapalım. Çamsın.
Evet, bunu gördüğünüz gibi sardık. Tepsiye alayım. Şu anda sarılmış vaziyette. Bunu fırına vermeden önce çeşmenin altında güzelce yıkayacağız. Bu kağıt tamamen ıslanana kadar yıkanacak. İyice yıkanacak. Bu sarma usulünden içine su girmez bunun. İçine koyduğumuz aynı gibi durur. Bu kağıt iyice ıslanana kadar yıkayacağız. Yıkadıktan sonra buna koyuyoruz. Kağıt ıslanmış vaziyette. Bu şekilde fırına sürüyoruz. Fırına sürerken de ayrıca göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar şu anda fırından çıkartıyoruz kebabımızı. Çıkarabilirsin abi, çıkar bakalım. Gözükmüyor ya. Evet. Tamam. Olmuş. Evet arkadaşlar, şu anda fırından geldik. Bu göster paketi. Az önce sarmış olduğumuz paketi, bunu fırına gittiğimizde güzelce yıkadık. Bu paketi sağa sola çevirdik. Güzelce bu üstteki kağıt ıslanana kadar yıkadık. Yıkadıktan sonra tavanın içine koyduk. Ya da tepsinin içine koyduk. 200 derecelik ekmek fırınında 2 saat kaldı. Şimdi fırından aldık, getirdik. Getirene kadar tabii soğudu. Elle tutulmuyordu normalde. Şimdi açacağız, bakalım inşallah. Epey zamandır yapmadığım için ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Bana da sürpriz. Bunun açma stili bu. Bu şekilde açılacak. Alttan içinde su olması gerekiyor. Suyunu dökmemek için üstten açacağız bu şekilde. Üstteki saman kağıdı kestik. Gözüksün biraz, yapışık gelmiyor. Bak, geri çek. Şimdi içindeki ipi bir daha kesiyoruz. Evet, biraz bulmaca gibi oldu ama bakalım iyi bir bulmaca mı? Evet, mis gibi kokusu geliyor. Tabağı koysana şöyle. Tabağı. Çek bu şeyi. Eti göster, kızarmış. Et kemikten ayrılmış. İstediğimiz gibi olmuş.